Şimdi başka bir olaylı çifte gidiyoruz. Çift değiller aslında ama Ay maalesef hala kim? çift diye alt yazıda görüyoruz. Çift diye algılıyoruz. Çünkü niye bir Ay. türlü bitmedi bu Ay çift boşanma? falan diye Şimdi böyle. bu Yağmur Aşık Sarnıç ve Emre Aşık olayında şok bir gelişme oldu. Sevgilisi olan ve firar olan o adam aslında Emre Aşık'ın arkasından bakın ne işler çevirmiş olaylar. Şok iddia. Futbolcu Emre Aşık'ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Aşık, eşini ve avukatını öldürtmek için kiralık katil tuttu. Şu anda cezaevinde bulunan erkek arkadaşıyla birlikte bir kişiye cinayet için 10 milyon TL teklif etti. Bu dehşet cinayetin amacı ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun parasına konmak. Emre Aşık'ın aldatıldığı gerekçesiyle eşi Yağmur Sarnıç Aşık'ı açtığı boşanma davasından sonra olanlar olay üstüne olay olmuştu. Boşanma aşamasındayken ortaya çıkan bakıcı şiddeti ve hemen ardından Yağmur Sarnıç Aşık'ın da çocuklarına şiddet uyguladığı iddiaları deprem etkisi yaratmıştı. Beyaz TV'ye sessizliğini bozan Emre Aşık'ın Yağmur Sarnıç Aşık'la canlı yayındaki kavgaları yeri göğü inletmişti. Ya benim elimde savcılık kağıdı var, sana da dava açtım, hala da konuşuyorsun. Ya lütfen ya. Ben mahkeme kağıdına lütfen itiraz ettim. Aha, evet. Bir daha şey yapsınlar, bir daha soruşturma açsınlar. Emre Aşık çocuklarının velayet hakkını alırken oluşan görüntülerse yürekleri dağlamış, gündeme bomba gibi düşmüştü. Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın çocuklara şiddet başta olmak üzere karşılıklı suçlamaların arasında görülen velayet davasında yüzü gülen taraf Emre Aşık olmuş, ancak Yağmur Sarnıç Aşık vazgeçememişti. Aldım, çok mutluyum, ne diyeyim. Onlar da çok mutluyum. Yani, mutluyuz ikimiz de. Arkama kaldıkları zaman kavga ediyorlar. Daha sonrasında Yağmur Aşık, erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Erdi Sungur'da Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadık Ahmet Alp'i davayı geri çekmesi için tehdit etmişti. Ancak skandallar zinciri bunlarla bitmemişti. Erdi Sungur'un cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkmıştı. Adeta bir suç makinesi olan bu kişi, söylemezsem olmaz yayınını dahi aramış, yorumcularımıza küfretmekten, tehditten geri durmamıştı. Siz evet, devamlı herkesi tehdit ediyorsunuz ve suç ama işliyorsunuz. Ama karşıma çıkan yok. Ne yapayım? Karşıma gelin, yüzle konuşalım diyorum. Gelen yok. İşte var Can Bey karşınızda. Bir dakika, siz Ali Kıran baş kesen misiniz? Sizin karşınıza çıkmayan herkesi tehdit ediyorsunuz. Allah bilir onu. Efendim? Onu Allah bilir. Dünyanın en ağzı alınamayacak küfürlerini etti. Ya biz bu de adamı niye bağlıyorsunuz o zaman, terbiyesiz adamı? Biz de davacıyız böyle bir adamla. Hala adama sensiz diyoruz. Çok özür dilerim de hamile kaldığı kadın düşünsün. Daha sonrasında firari olduğu için aranan Erdi Sungur, geçen Mart ayında Düzce'de Yağmur Aşık'la birlikte yakalanmıştı. İkisinin bulunduğu araçtan iki adetli silah çıkmıştı. Olayın ardından Erdi Sungur cezaevine gönderilirken Yağmur Aşık ise serbest bırakılmıştı. Ancak bu olayla ilgili ortaya atılan yeni bir iddia herkes şok edecek. Yağmur Aşık ve sevgilisinin aracındaki silahlar Emre Aşık'ı öldürmek içinmiş. İlerleyen günlerde Erdi Sungur'u evinde saklayan üçüncü bir kişi daha soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu kişinin ifadesindeki iddialar kanınızı donduracak. İki sevgili evinde kaldıkları bu kişiye Emre Aşık'ı ve avukatı Funda Sadık Ahmet Alp'i beraber öldürüp ayarlayacağı bir yere gömmesi halinde 10 milyon TL teklif etmiş. Düzce'de bilinmeyen bir yere gömülecek olan eski futbolcu ve avukatının belirledikleri bölgeye mezarları dahi kazılmış. İlgili kişi ifadesinde Emre Aşık'ın hala resmi olarak eşi olan Yağmur Aşık ve sevgilisinin bunu yaparkenki amaçlarını belirtti. Futbolcunun parasına konmak. Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadık Ahmet Alp ise iddiaları Erdi Sungur'un da itiraf ettiğini belirtti. Funda Hanım cezaevinde görüştüğü bu kişinin kendisine şunları söylediğini belirtti. İkinizi öldürüp konuyu kökünden temizleyecektik. Daha birkaç gün önce yaptığı paylaşımlarla çocuklarının Emre Aşık tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Yağmur Sarnıç'a bu gelişmelerden sonra ne olacağı merak konusu. Bir yılan hikayesi.
hikayesine dönen korkunç bir hikaye. Yani yılan hikayesi yılan başka hikayesi bir taraf. Değil. Bu Agatha Christie romanlarına benziyor. Korkunç bir şey. Yani arabada silahlar var. Aslında o silahlar Emre'yi öldürmek için miymiş? 10 milyon bir para var. Bunu öldürürseniz veririz gibi enteresan şeyler. Bunun gerçeğini şeyler. Daha iyi gerçeğini dinleyebilecek miyiz? Dinleyeceğiz tabii ki. Birazdan avukatımız hakkı olacak. Ben bu konuya çok vakıfım. Çünkü Funda Hanım aynı zamanda benim boşanma davamı. Çok önemli bir avukat. Mi? Bu konularda süper. Böyle gidip alıp bütün şeyi çıkarabilen, yani bir Emre'nin en büyük bence şansı Funda süper. Hanım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi diyoruz ki bazen işte evlilikler daha boşanma sürecindeler de bilmem. Bu bir evlilik değil. Yani bu evlilik birliği tamamen bitmiş, insanlar başkalarıyla beraberler. Sadece para istiyorlar diye insanlar süren bir şey, yani bir sistem. Yoksa burada bir evlilik falan kalmamış. Kaldı ki Yağmur Sarnıç mıydı soyadını? Evet. Bu Yağmur Sarnıç zaten daha önceden de bir sürü sevgilisi oldu. Bizim programımıza da geldi. Gelen haberde bir tane çocuk buluyor Instagram'da. Sana diyor bir videolar göndereceğim diyor. Bana diyor şu kadar para gönder diyor falan. Çocukla telefonlaşıyorlar. Doğru. Sonra bu Yağmur'un sevgilisi çocuktan parayı istiyor. Niye göndermedin diyor. Çocuğu tehdit ediyorlar. Çocuk bunlara bizim yayına bağlanıyor falan. Ay, bunları korkunç ikinci, sonra bu adam, ikinci sayfa haberleri biz gibi. Bunları söylüyoruz diye, bunları açıklıyoruz diye. Adam açıyor bize, yani annelerimize kadar küfürler ediyor. Ondan sonra bunlar, bu adamla ikisi şey tarafında, Sakarya tarafında bir yerde, meğerse bu adam hapisten kaçmış, tamam mı? Ve jandarma da bunları bir şekilde yol şeyinde çeviriyor. Jandarmanın üzerine arabayı şey yapıyor. Bir tane jandarmanın yüzüne tükürüyor bu Yağmur. Ondan sonra üstüne sürüyorlar. Araba bir tanesi hafif yaralanıyor. Adamı yakalıyorlar, cezaevine geri gönderiyorlar. Bu arada orada birilerinin evinde kalıyorlar ve orada plan yapıyorlar. Plan da şu, iddialara göre zaten biraz sonra avukatı bağlamak zorunda. Hatta şu anda aslında. Ha, öyle mi? Evet. Funda geri, günaydın. Geri kalanını ondan dinleyelim. Günaydın, iyi günler diliyorum. Funda Sadık Ahmet Alp, aynı zamanda siz evet. Emre Aşık'ın da avukatısınız. Evet, Seren aslında evet. Olayı güzel özetledi ama sonrasında ki evet. iddiaları da sizden dinleyeceğiz. Buyurun. Seren'in zaten az önce de bahsettiği gibi yani çok vakıf olaya. Yaklaşık 1,5 yıl oldu bu davayı, boşanma davası açalı. Açtıktan sonra başımıza tabiri caizse gelmeyen kalmadı. En sonunda Düzce'deki bir olay gerçekleşti. Ondan sonra da basına yansıyan kısmı var. Tabii bir de yansımayan kısmı var. Yani Erdis'in bu Seren'in de bahsettiği gibi... Bu fotoğraftaki kişi değil mi? Efendim? Bu fotoğraftaki kişi. Ben şu an izleyemiyorum yani ama. Tamam, sevgilisi yani cezaevindeki kişiden bahsediyoruz. Evet evet, Erdis Sungur ve sizin yanında Sertaç Ataoğlu olarak katılıp sizlere de hakaret eden kişi. Küfür. Yağmur Aşık'la birlikte Düzce'de silahlarla yakalanan, jandarmaya çarpı uygulamayı atlamaya çalışan, bir tane jandarmaya tüküren, bir tanesini eli kelepçeyleyken gözüne vuran Yağmur Aşık'ın yanındaki kişi. Zaten cezaevi filerdisi. Ancak Yağmur Aşık bu olaylar olduktan sonra Erdis Sungur'a şunu vaat ediyor. Bütün suçlamaları üzerine al. Ben senin sevgilinim. Senden hamileyim. Sen çıkana kadar cezaevinden sana avukat tutacağım. Sana iyi bakacağım. Merak etme diyor. Tabii bunları gerçekleştirmediği için de Erdis Sungur öfkeleniyor ve ısrarla beni davet ediyor cezaevine, çağırıyor. İnanmıyorum. Gerçekten çağırdılar. Ben bunun üzerine gittim. Süper. Ve kendisiyle yaklaşık 4 saat bir görüşme yaptık. Bu görüşmede de bana bu planların doğru olduğunu, aslında her şeyin Yağmur Aşık'ın fikri olduğunu, onun eylemleri olduğunu, ancak onu sevdiği için üzerine aldığını bu suçları beyan etti. Onun dışında da birçok şey söyledi. Kimler verdi, adresler verdi. Peki Funda, bir şey sormak istiyorum. Arabadan tabii. Arabadan silahlar çıkmıştı. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Bu silahlarla İstanbul'a doğru gelip Emre Aşık'ı ve seni öldürmeye planladıklarından bahsetmiş. Bu doğru mu? Doğrudur.
Doğrudur. Nasıl? Eğer jandarma uygulamada onları yakalamasaydı daha sonra, yani jandarmaya vurup kaçıyorlar ya. Burada bir jandarma bir takım baskınlar yapıyor ve bunları bir evde yakalıyor. Eğer yakalanmasalardı, o jandarma oraya uygulamayı kurmasaydı yol çevirmesini, zaten o gün İstanbul'a doğru yola çıkacaklardı. Yani gelip, çünkü benim ev adresim, Emre Bey'in ev adresi, benim iş yerim, çocuğumun okulu. Yani her şeyimizi biliyorlar. Peki bu kişi tek başına mı bunu yapacaktı? Yoksa şu anda dışarıda olan başka birlikte olduğu insanlar olabilir? Veya sizin tehlikeli olduğu bir durum var mı sizin şu anda? Yani dışarıda yani başkaları var mı? Tabii ki. Yani Ergüs'ün durumdan cezaevinde verdiği isimler arasında çok gizli isimler de var. Yani şu anda soruşturmaya dahil edildiği için isimlerini zikredemiyorum. Ancak hepimizin tanıdığı isimler de var bunlar arasında. Yani bunlar... Hepimizin tanıdığı derken ben tanıyor muyum mesela? Evet. Nasıl? Çok evet. Sürpriz şeyler olacak maalesef. Maalesef. Bireysel olarak mı tanıyorsun tüm Türkiye'yi tanıyor? Bireysel de çok iyi, yakından tanıdığım birisi. Türkiye'de tanıyor. Benden dolayı belki de tanıyor. Bilmiyorum ama bunlar çok yakında ortaya çıkacak. Peki şöyle. Çete işine girecek yine bu iş. Adam sana ya o zaman şöyle, kadın adama sizi vurdurtacaktı. Öyle mi? Yani ne söylüyor? Ergun Dungur'a değil aslında. Bizim anladığımız kadarıyla ilk başta Erdi Sungur'a bu eylemi yaptıracaktı. Evet. Ancak Erdi'nin bana cezaevinde söylediği, ben böyle bir şey kabul etmedim, yapamayacağımı söyledim diyor. Daha sonra başka bir kişiyle, Erdi'nin de eski arkadaşı, cezaevinden arkadaşı olan kişiye bunu teklif ediyorlar. Zaten onun ifadesinde bütün her şey ortaya çıkıyor. Yani ilk yakalandıklarında herkes şunu merak ediyor. Yağmur Ağaç neden tutuklanmadı? İlk yakalandıklarında yakalamaları olduğu için ifadeleri alındı ve Yağmur bırakıldı. Erdi'de ceza ihtiyacı olduğu için tutuklandı. Ama daha sonra silahlılar kurcalanıyor, HDS kayıtları, telefonlar, her şey ortaya çıkınca bu eylem planı ortaya çıkıyor. Tanıklar beyanda bulununca bunlar ortaya çıkıyor. Peki, ben bir şey sormak istiyorum. Peki bu kişi bu eyleminden vazgeçtiğini en azından size deklare ediyor mu? Yok, Erdi zaten yapmayacağını söylüyor. Ama yapması gereken diğer kişi artık sizinle bir husumeti kalmadığını en azından bir rahatlıyor muyuz şu anda sizinle ilgili? Yani kişi artık zaten ifadesiyle bunları söylüyor. O yüzden şu anda o kişiyle ilgili bir endişemiz yok. Harika. Ama önemli olan etrafında o kadar çok bu şeyleri yaptığı bile bir kişi var ki. Yani biz hala tehdit alıyoruz. Peki bir şey söyleyeyim. Benim anlamadığım bir şey var. Ölümle tehdit edildiniz zaten. En baştan sen de Edith'e. Senin kızını da çocuğunla da alakalı tabii. Ölümle tehdit ettiler bu ikili. Yani Ergüt Sungur beni ilk araya tehdit ettiğinde bana bunu izleteceğine kadar, yani bana bunlar yaptılar bunu. Nasıl peki bu kadın dışarıda kalıyor? Ben bunu anlayamıyorum. Yani biz burada iki tane kelime söyledik diye bizi 3 gün içeride cezaevine alıyorlar da. Yani nasıl bu kadar seni ölümle tehdit ediyorlar? Arabaya silah koyuyorlar. Silahla yakalanıyorlar. Jandarmadan kaçıyorlar. Bir tanesi firari. Adamın da itirafı var şu anda. Allah'tan Erdi Bey yolundan dönüyor da Yağmur'a inanmaktan bakmadığı için dönüyor. Evet ama yani en azından Yağmur üzerine tabiri caizse bir şeyini yapsa Ergüt Sungur şu an hala bize karşı eylemlerini belki içeriden bile organizasyonu devam edebilecek potansiyelini. Veya jandarma sizi, yani pardon, jandarma onları çevirmemiş olsaydı yoldan, o zaman tabii şu anda İstanbul'da size ulaşmışlar da o silahlarla da vurulacaktınız belki. Yani tabii peki, çok kötü şeyler yani olacak. İnşallah çok geçmiş olsun ya. Ben her şey sulh içinde. Emre'nin başına gelenler, çocuklarını Allah onu korusun. Hani bazen ceza oluyor ya hayatta her şey. Hepimiz için bazen öyle oluyor maalesef. Allah kurtarsın diyeceğim. Evet. Vallahi çok Allah geçmiş olsun. Çok geçmiş hepiniz olsun. Yani çok geçmiş bundan olsun. Bundan ve çok teşekkür ediyoruz bütün detaylar için. Bizi bu şey gelişmelerle haberdar edebilirsen seviniriz. Teşekkürler. Yani teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz.
Yani bu olay dediğiniz gibi romana döndü maalesef. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Avukatların da kendi müvekkilleriyle gerçekten böyle kader birliği yapıyor olmuş. Yani sanki kendi hayatı işte, gibi asıldı. O zaman gerçek avukat. O zaman gerçek avukat. Gerçek ortak yani. İşte, gerçekten tebrik ederim hepsini. Biraz nefes alalım mı? Benim...